Merhaba arkadaşlar, Complex Information kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ders geçme sistemini öğretmiş olacağım. Normalde iki tane sistem var üniversitelerde. Bir bağlı sistem, bir de çan eğrisi sistem. Şöyle şunu yazalım. Çan eğrisi. İlk başta bağlı sistemden bahsetmek isterim. Bağlı sistem biraz zordur. Yani çok nadir üniversiteler kullanıyor bunu. Bağlı sistemli ders geçmeyi çünkü gerçekten çok zor. Mesela ben burada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bağlı sistemini ele aldım. Diyelim ki misal veriyorum. Zor derslerden bir tane mesela fizik. Fizikten bir öğrenci atıyorum vizeden 40 aldı. 40'ın %30'u yani vizenin %30'u 12. Finallerinde mesela bir dersten 50 aldı. 50'nin 170'i 35. Topladığın zaman ne yapıyor? 47 yapıyor. Yani 47 ne oluyor öğrenci için? Direkt olarak F'de yani kalmış oluyor. Zaten D'nin altında gibi tüm notlar eksidir yani başarısızdır. Mesela bu öğrenci diyelim ki 49'un üzerinde yani mesela 50 az yani iki hem vizeden hem finalden almış olduğu not ortalaması 50'nin üstünde ise bu öğrenci bu dersten şartta geçmiş oluyor. Ya da diyelim ki iki tane hem vizeden hem finalden örnek diyorum 63 alsın. 63 nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor yani DC'ye denk geliyor. Ya da 66 alsın. 66 nereye denk geliyor? Hem vizeden hem finalden hesaplandıktan sonra almış olduğu not ortalaması misal diyorum 66. 66 nereye geliyor? CC geliyor. CC ne oluyor? Geçer not oluyor. Ama bu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bazısının bu şekilde. Yani sen ortalaman 47 olursa ya da 49, 48 ya da 45 neyse yani 50'nin altında ise kalıyorsun arkadaşım. Yani 41, 49'a kadar adamlar böyle bir sistem uygulamışlar. Kalırsın. Belki de şu an sistemini değiştirmişler de bilmiyorum. Genellikle hocalar yani daha çok hocaların inisiyatifine kalmış oluyor açık konuşmak gerekirse. Bazı hocalar ve bağlı sistemden faydalanıyor. Bazı hocalar ise çan eğrisi sisteminden faydalanıyor. Ama çan eğrisi öğrencilerin olmazsa olmazsa ders geçmek kolaydır gerçekten. Şu şekilde ben şurada bir örnek vermek istiyorum sizlere. Misal verim fizik dersinden 5 tane öğrenciyi baz alalım. Bu X, bu Y, bu Z, bu M, J. Bu öğrenci hem vizeden hem finalden belli bir not aldı. Belli bir not aldıktan sonra ortalaması atıyorum 22. Bu öğrenci ortalaması 35, bu öğrencinin 70, bu öğrencinin 42, bu öğrenci 34. Toplamda aritmetik ortalama. Bu öğrencinin yani bu öğrencilerin almış olduğu notların toplamı bölü öğrenci sayısı kadar. Yani kaç? 5. Topladığın zaman ne yapıyor? Yani aritmetik yani böldüğün zaman ne yapıyor? 40,6. Bu dersin aritmetik ortalaması yani ders geçme notu 40,6'dır. Yani bu öğrenci 40,6'nın altında olursa yine kalmış olmuyor. Bu sefer standart sapmaya giriyor. Standart sapma nedir? Standart sap bir internetten araştırırsanız çok değişik güzel fikirler edinebilirsiniz. Mesela ben de bu ders için standart sapmayı 6 baz aldım. Yani şu şekilde yapıyor hocalar. Diyelim ki aritmetik ortalama dersin 40,6. 40,6 artı 6 benim de standart saplama 6 ne yapıyor? 46,6. Yani öğrencimiz 40 ile 46,6'dan herhangi bir 45, 44, 43, 42 notlar alırsa CC ile geçmiş oluyor. 46,6 ile 52,6'nın arasında not almış oluyorsa öğrenci CB ile geçmiş oluyor. 52,6 artı 58,6, 52,6 ile 58,6'nın arasında öğrenci not almış olur. Herhangi bir not almış oluyor ise BB ile ta ki AA'ya kadar çıkmış oluyor. Misal veriyorum öğrenci bu notları almış olsun. Bir de CC'nin altında bir de şartlı yani koşullu geçme hadisesi var. O nasıl oluyor? O şekilde oluyor. Misal öğrenci 40,6 eksi 6 standart sapmamız 6 ya 34,6 40,6 ile 34,6'nın arasında öğrencimiz not alırsa DC ile şartlı koşulla geçmiş oluyor. 34,6
ile 6'dan çıkarttığım zaman, çünkü altın benim standart sapmam. Daha önce söylemiş olduğum gibi. 34.6 ile 28.6 arasında öğrenci herhangi bir not alırsa DD ile gene koşullu, şartta geçmiş oluyor. 28.6'nın aşağısında öğrenci not alırsa kesinlikle kalmış oluyor. Peki bu koşullu geçme nerede işimize yarıyor? Şu şekilde işimize yarıyor. Mesela diyelim ki senin bütün derslerin ortalaması 2.00. Sen bu fizik dersinden diyelim ki, misal veriyorum, DD ile geçti. Yani toplamda 29 aldın. 29 aldın. Yani ne oldu? 29 DD. O zaman senin yıl sonuna, yani mezun olma durumuna geldiğin vakit sistem buna bakıyor. Ha, bakıyor ki bu öğrenci ortalaması 2'nin üstü, atıyorum 2.05, 2.010 neyse, 2.05. Öğrencinin bir notu şartta koşullu. O zaman öğrenci sınava girmek zorunda mı? Hayır, sınava girmek zorunda. Zaten öğrenci koşulla geçmiş oluyor. Yani koşul ne? 2. Eğer koşulumuz 2'yi sağlıyorsa öğrenci muhakkak sınava girmek zorunda kalmıyor. Dersten geçmiş oluyor. Velakin öğrenci 1.80'in altında veya 1.85 ya da 1.85'in altında ise not ortalaması ve bir tane dersi D'de ise, buna öğrenci kesinlikle sınava girip ya CC ya da BB ya da A neyse bir şekilde ortalama 2'nin üstünde sağlamak zorunda ki öğrenci yıl sonunda mezun olabilsin. Çünkü üniversitedeki sistemler hep böyle, bu şekilde işliyor. Söylemiş olduğum gibi çan eri sistemi gerçekten faydalı bir sistem. Bazı öğrencilerin olmazsa olması. Ortalamalar bu şekilde işleniyor. Hesaplama bu şekilde yapıyor. Dediğim gibi, aman ben 28 nokta işte aldım, atıyorum 25 aldım, işte pardon 30 aldım, 32 aldım, benim DD geldi. Aman Allah'ım, ben şimdi bu dersten kaldım. Hayır, kalmadım. Senin direkt olarak aritmetik ortalamam, yani 2'nin üstündeyse senin yıl sonunda mezun durumuna geldin sen. Not ortalamanın 2 noktanın üzerindeyse, artı senin bir iki tane DD ile notun varsa, sınava girmek zorunda değilsin. Zaten sen şartı sağlamış oluyorsun. O derste başarılı olarak görmüş oluyorsun. Tabii sana kalmış bir şey. Eğer üniversitenin bütünlemesi varsa bütünlemeye gidersin. Onu CC, A neyse yap, çekersin. Ona göre ortalama 2.40, 2.50'ye çekersin. Bazı öğrenciler böyle yapıyor. Atıyorum 2.30 ortalaması var. Bir iki tane dersi D'de tekrar sınava girip ona göre daha yüksek not alabiliyor. Ya da şöyle handikaplar da olabiliyor. Atıyorum öğrenci sınava giriyor. Sınavdan daha kötü not alırsa, bu dersten kalırsa, yani atıyorum 28.27 nokta olursa, 7.5 neyse artık, öğrenci tekrardan herhangi bir hak talep edemiyor. Direkt kalmış oluyor. Yani bunu iyi idrak edin. Öğrenci atıyorum D'de 2'nin üstüne, yani şartı sağlıyor. Aynı zamanda öğrenci sınava girip ortalamasını yükseltmek istiyor. Diyelim ki sınava girip kalırsa, bu sefer vay onun haline, tekrardan geri dönüşü yok. O dersten koşulu geçtiği halde sınava girip başarısı olursa kesinlikle kesinlikle DD'yi dikkate almazlar, FF'yi dikkate alırlar. Yani o öğrenci koşulu geçmiş olduğu halde sınava girerse başarısız kabul edilir. Üniversite bunu o öğrenciye tekrardan sınava girmesini uygun görmez, daha doğrusu kabul etmez. İnşallah bu sistem, bu öğretmiş olduğum, göstermiş olduğum sistem sizin için faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok makbule geçer. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.